Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Beşiktaş transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara transfer yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Beşiktaş Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Sabek 21 yaşında. Türkiye U21 oyuncusu. Alex Teixeira ile her konuda anlaşıldı. Takıma gelmesi için Lay için gitmesi gerekiyor. Gittiği gün Alex gelecek. Sergen Yalçın'ın göz bebeği Elneni. Sergen Yalçın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Orta saha için Atiba'nın yaşı ve Dorukan'ın ayrılması üzerine 6 numara mevki için Josef ve Necip'in yanına eski öğrencisi Elneni'yi istiyor. Mısırlı Yıldız Muhammed Elneni geçtiğimiz sezon Arsenal inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kadroda düşünülmeyen Elneni Beşiktaş'a tekrar dönmeye sıcak bakıyor. Costa durumu hakkında Benfica'da Beşiktaş' Beşiktaş da oyuncuya teklifini yapıp beklemeye geçtiler. Beşiktaş'ın ilgilendiği başka isimler de var. Oyuncunun ailesi Portekiz'e sıcak bakıyormuş. Oyuncunun ne düşündüğünü bilmiyoruz. Benfica'da Seferovic'e gelen teklifleri değerlendirmeye almış. Özel olarak bildiğim Tottenham Seferovic'e teklif yapan takımlardan forvetlerden biriyle yol ayrımına giderlerse Costa için teklif yükseltebilirlermiş. Biz direkt Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz için öndeyiz. Onlar aileden dolayı önde. Mantıksal olarak %50'ye %50. Beşiktaş, Lens ve Douglas'a yeni sezonda katı kurallar uygulayacak. Ana yemekhane yasak. Ana otopark yasak. antrenmana antrenmanlara genç takımla yapılacak. Ana binaya girmek yasak. Antrenmana bir dakika bile geç kalınması durumunda ceza kesilecek. Beşiktaş, Leo Pereira konusunda ciddi ilerlemeler kaydetti. Kulübüyle de güzel gelişmeler var. Şu an parasal olarak çok uçuk bir fark yok. Onun dışında Beşiktaş opsiyon koydurmak istiyor. Karşı taraf zorunlu opsiyon istiyor. Laiç'in menajerine tekrardan kulüp bulmaları iletildi. Süreyi uzatmamaları biraz daha hızlı olmalarını belirttik. Alex Teixeira e transferini birebir etkileyecek bir ayrılık. Laiç bugün antrenmana katıldı. Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunda 17 asiste yıldızlaşan Gezal'ın yeniden kadroya katma konusunda çalışmalar devam ediyor. İtalyan basınından Nikola Şaykra Beşiktaş'ın Gezal'ı opsiyonunu duyururken siyah beyazların bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Gezal'a 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı bekleniyor. Beşiktaş yerli transferin ikinci bombayı patlattı. Kara Kartal Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda Sergen Yalçı'nın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından Yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Hücuma katkısı dışında takım savunmasına verdiği destekle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor. Bon servis elinde olan Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme teklif etti. Alman oyuncuya yıllık 900 bin eurodan 2 yılda 1.8 milyon euro önerdi. Ayrıca Alman oyuncuya 1.2 milyon euroluk da başarı bonusu teklif edildi. Son dönemde sürekli düşüş içinde olan Meyer için Beşiktaş'ın önemli rakibinin Portekiz'in Braga takımı olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan Getson Fernandes için flash bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nico Şikra Galatasaray'ın Portekizli oyuncusuyla her konuda anlaşmaya vardığını belirtirken imzanın Benfica'nın onayına kaldığı öne sürdü. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiraladığı yıldız oyuncu için yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtilmişti. Arkadaşlar Getson Fernandes'in takımı Oyuncusunu şampiyonlarla yine mücadele eden bir takıma vermek ve formunu yükseltip piyasa değerini yükseltmek için Beşiktaş'ı seçebilir. Ama ancak oyuncu Galatasaray'ı istiyordu önceden. Bakalım önümüzdeki süreçlerde ne olacak. Arkadaşlar bu arada transfer sezonu bitene kadar her gün transfer haberleri videoları atacağız. Lig başladığı zaman da lig maçları atacağız, tepki vereceğiz ve sizinle beraber birincilik özet vineları atacağız. Yani güzel futbol videoları olacak. Şimdiden kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu arada ekranda çıkan ikinci kanalıma abone olaraktan oradaki eğlence videoları da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Yorumlara transfer yazmayı unutmayın. Bay bay.